Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle başka bir konuda beraberiz. Konumuz haftada bir yapılan şeker iğnesi. Daha önceki videolarımda liraglutiditi, Saxenda'yı, zayıflama iğnesini anlatmıştım. Bu günlük yapılan bir iğneydi. Zayıflamayla ilgili bir videoydu. Bugün anlatacağım konu ise dulaglutit denilen, piyasada da tek isim olduğu için söylenmesinde sakınca olmayan Trulicity denilen bir iğne. Bu da gene GLP-1 analoğudur. GLP-1 reseptör analoğudur. Yani gastrointestinal sistemden salgılanan bir hormondur. Diğer liraglutitle Saxenda'yla farkı, Saxenda daha kısa etkilidir. Bu dulaglutit ise daha uzun etkilidir. Yani etkisi bir haftalıktır. Bir kez iğne yapıyorsunuz, karnınıza veya bacaklarınızın dış yanına veya kollarınızın dış üst kol dış yanlarına yapıyorsunuz. Haftada bir kez yapıyorsunuz ve şekerinizi düzenliyor. Bunun diğerinden farkı, liraglutit, Saxenda zayıflama onayı alan bir ilaç. Dulaglutit zayıflama onayı almadı ama aynı grup bir ilaç ve uzun etkili haftalık bir ilaç. Daha çok obez, diyabetik hastalarda bu ilacı kullanıyoruz. GLP-1 analogundan daha önce bahsetmiştim. GLP-1 analogları gastrointestinal sistemden, midemizden salgılanan doğal bir hormondur. Bunun kimyasal yolla bir amino asitleri değiştirerek etkisi daha da uzatılabiliyor. Bunlar yapıldığı zaman insülin sekresyonunu kanda arttırıyor. Glukagon seviyesini düşürüyor. Glukagon seviyesini düşürdüğü için karaciğerden kana verilen glikoz seviyesini azaltıyor. Mide boşalımı gecikiyor. Tokluk hissi oluyor. Kişide açlık hissi oldukça azalıyor. Yani acıkmıyor kişiye veya yemeği önüne koyduğunuzda bir kaşık alıyor, bırakıyor. Beyninde bir tokluk hissi meydana gelebiliyor. Bunlar GLP-1 reseptör analoglarının genel özellikleri. Ama bu anlattığım dulaglutit uzun etkili. Yani haftada bir kez yapılan bir iğne. Daha çok dediğim gibi obez ve diyabetik hastalarda kullanılıyor. Peki bunu kimlerde kullanmak lazım? Tip 1 diyabeti olan hastalarda kullanamıyoruz. Bu tip 2 diyabet hastaları için kullanılan bir ilaç. Gebelerde, lohusalarda, 18 yaşından küçük olanlarda kullanamıyoruz. Sülfonilüre kullananlarda ve insülin kullananlarda hipoglisemi açısından dikkat etmek lazım. Onun dışında bu dulaglutit yani piyasada Trulicity diye bulunan bu ilaç metforminle veya diğer oral antidiyabetiklerle beraber kullanılabilir. Ayrıca DPP-4 inhibitörüyle beraber kullanmamak gerekir. Peki böyle bir hasta karşımıza geldiğinde, diyabetik, obez bir hasta geldiğinde kullanmama kriterlerimizin dışında başka neler var? Mesela kişinin ailesinde tiroidin medüller sehası varsa kullanmıyoruz. Nöroendokrin tümör hikayesi varsa kullanmıyoruz. Kişi pankreatit geçirmişse kullanmıyoruz. İlacın kullanırken belirli bir takım yan tesirleri var. Özellikle gastrointestinal sisteme ait yan tesirleri var. Bu sistemde özellikle bulantı, kusma, ishal, ağızda koku, bazı cilt reaksiyonları gibi reaksiyonlar ortaya çıkmakta. Bunlar genellikle geçici olmaktadır. Hatta pankreatit olan hastalarda bile ilaç kesildikten sonra %70 oranında pankreatiti gerilemektedir. Dediğim gibi zayıflama ilacı olarak değil ama obez olup diyabetik olan hastalarda da gene zayıflama, belirli bir zayıflama yapıyor. Liraglutit kadar olmasa da gene zayıflama yaparak şekeri düzene sokmakta. Yani zayıflıyorsunuz, şeker düzene giriyor. Şeker düzene girdiği zaman damar duvarlarımızda endotel dediğimiz o zarlarda onların fonksiyonları düzeliyor. Miyokard hasarı düzeliyor. Dislipidemi yani kan lipitleri düşüyor. Kan basıncı düşebiliyor. Yani sadece ve sadece şeker ayarı değil, diğer bütün kardiyovasküler sistem üzerine faydalı etkileri var. Ayrıca böbrek fonksiyonları üzerinde de etkileri bulunmakta. Ben bugün sizlere
Bu ilacın ayrıca kullanımı daha kolay bir ilaç. Kullanımını da göstermek istiyorum. Çünkü bu ilacın YouTube kanallarına baktığımda sadece yabancı kanallarda kullanımı tarif edilmiş durumda. Halbuki bu ilacı turlistiği kullanan bir yığın hastamız var. Bunlarla ilgili bir Türkçe açıklamalı ilacın yani dulaglutidin nasıl kullandığını şimdi size canlı olarak göstermek istiyorum. İğnemiz bu dulaglutid. Bu şekilde bir iğne. 1,5 miligramlık ve 0,75 miligramlık piyasada iğneleri var. Genellikle 1,5 miligramlıkla başlanıyor. Şurada gördüğümüz iğnenin bir muhafız kapağı aslında şu gördüğümüz kısım. Şurada görülebiliyorsa kırmızı gördüğümüz yer, burada yeşil var. Şimdi sistem kapalı burada. Çalışmıyor. Korunaklı. Biz bunu aslında buzdolabının rafında saklıyoruz. Rafında saklanıyor. Şimdi sistem burada kapalı. Buradan gördüğümüz gibi şu kapağı açtığımızda, kapak açıldığında şöyle koyuyoruz. Sistem şu an aslında kullanılmaya hazır. Fakat şu kırmızı olan kilidin kapalı olması lazım. Bunu biz uygularken daha önce nasıl insülin uyguluyoruz, nasıl saksendayı uyguluyoruz, aynı bölgelere, karnımızın, göbeğimizin dış yanlarına, ne bileyim bacaklarımızın dış yanlarına, üst kolların dış yanlarına bu iğne uygulanmakta. Burada iğne ucu değiştirme durumu söz konusu değil. Bu uygulamayı şöyle gösterebiliriz. Kilit kapalı şu an gördüğünüz gibi. Ben ayağa kalkıyorum. Kendi üzerimde göstermeye çalışacağım şöyle. Şu şekilde yaptığınızda kilidi önce açıyoruz. Yeşil kısmına getiriyoruz kilidi. Şöyle bir çevirdiğimizde şu an sistem açık gördüğünüz gibi. Burada iki tane tık, birinci tık sesi İlacı veriyor. İkinci tık sesi de ilacın bittiğini gösteriyor. Şimdi bastırıyorum. Bu tabii bir demo. Burada ilaç yok. Ama tık sesini belki duyabileceksinizdir. Birinci tık sesi. İkinci tık sesini duydunuz. Bitti. Daha sonra kapatıyoruz. Kapağını yerleştiriyoruz. Ve uygun bir yere atıyoruz. Bir atık kutusuna atıyoruz. Bunu tekrar isterseniz göstereyim. Şu an kapalı sistem. Açtık. Yerleştirdik. Sistemi şu kırmızı kilit yeşil açık tarafa doğru çeviriyoruz. Birinci tık. İkinci tık bitti. Ve bu şekilde bunu kapatıyoruz. Uygulaması açısından kolay. Haftada bir yapılıyor. Bunlar sanıyorum bir kutu içerisinde 4 tane iğne var. Bunu direkt atıyoruz. Ama bir çocukların ulaşamayacağı yere, iğnenin batmayacağı bir yere atıyoruz. Haftada bir kullanıyoruz. Ve bir kutu içerisinde 4 tane bulunmakta. Tabii bunun en büyük problemi SGK'dan yani devletten geri ödemesi maalesef yok. Bugün anlatacağım size konu buydu. Dulaglutid, turlistiği. Bu tabii bir insülin iğnesi değil. Şeker hastaları tip 2 hastaları özellikle kullanıyor. Ve en önemli özelliği haftada bir kez olması. Obez ve şeker hastalarında tip 2 diyabette kullanılıyor. Aynı zamanda da zayıflatıcı etkisi de var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.